İsmi Minnoş, karakteri, mizacı çok da minnoş değil, çok hareketli, oyuncu ama akşam oldu mu hakikaten isminin hakkını veriyor, tam bir minnoş oluyor. Anne sevgisi arıyor, böyle mıyıl mıyıl sokulacak yer arıyor, çok güzel frekanstan ninniler söylüyor bana ee, ancak şöyle bir derdimiz var. Daha ben gözünü iyileştiremeden Temmuz ayından bu yana uğraşıyorum. Minnoş kızgınlığa girdi. Şimdi daha önce ben kedi beslemedim. Köyde kediler gelir. Önüne bir parça ekmek atarız. Çünkü mama falan yok köyde. Artı buğdayı kendimiz ekeriz. Yere düşen bir tane bile buğdayı ziyan etmeyiz. Buna da başak toplama deniyor. Yani böyle avuçlarımızla o buğday kazıklarının içerisinden tek tek elimizle süpürürdük. Bir tane bile buğdayı ziyan etmezdik. O yüzden de ben aşçılık mesleğimde israfı anlamıyorum. İnsanların o değerli et sularını mazgallara dökmelerini, tepsi tepsi pilavları çöpe atmalarını. Hatta pastane bölümünde çok fazla israf oluyor. Mesela baklava bayatladığında direkt çöpe. Oysa ki bunlar gübre yapılabilir. Biyo atık olarak değerlendirilebilir, ziraatte de kullanılabilir. Ancak işin içine, işin içine insan faktörü girdiğinde o kadar çirkinleşebiliyor ki her şey. Siz iyi niyetle birilerine bağlantı kuruyorsunuz. Sonra karşıdaki diyor ki bu kadar yapıyorsa daha çok yapabilir. Şöyle de yapsın, böyle de yapsın. Sonra sizin iyi niyetiniz acizliğiniz, acziyetiniz oluyor ve karşı taraf yaptırımlar uygulamaya çalışabiliyor. Tabii bu ender olabilecek bir şey ama dünya geliştikçe insanlar Vahşileşiyor gibi bir şey bir de teknoloji de gelişti bazen insanlar teknolojiyi de e, kendi emellerine alet edebiliyorlar ve çoğunlukla altından pek hayırlı işler çıkmıyor keşke çıksa umarız yeni nesil bunu değiştirir çünkü hepimiz aynı topraklarda yaşıyoruz ve bu toprakların bir şekilde kalkınması gelişmesi lazım. Bu gelişme de birbirimize çelme takarak değil, birbirimize destek olarak olacaktır diye düşünüyorum. İşte ben daha onu iyileştirmeye çalışırken kızım kızgınlığa girdi. Önce bir kızgınlık dönemini atlattı. Hani ben şaşırdım yani yaşı bu kadar küçükken nasıl şey olabilir kızgınlığa girebilir diye. Temmuz ayında eve geldi. Temmuz ayında annesini emiyordu hala, süt bebesiydi, yaklaşık iki aylıktı. Şu anda da işte Kasım ayındayız 6 ayın başlarında veteriner hekimimiz de diyor ki artık iklimler değişti yani iklim değişikliği hayvanların hormonlarını bile etkiliyor. Bu sebeple erken aylarda hatta 4 aylıkken bile kızgınlığa girebiliyor diyorlar. Mesela kuzey taraflarında yaşayan hayvanlar daha geç giriyormuş tropikal iklimlerde yaşayan hayvanlar daha erken kızgınlığa girebiliyormuş. Yani bu gerçekten çok zor. Hani bir de bu konu hakkında bilginiz yoksa interneti açıp okuyorsanız tam bir çukur. Şimdi ekşi sözlüğü ben çok seviyorum. Çünkü taze kan, e, genç ve zinde beyinler. Ancak orada bile o kadar çirkin şeyler okudum ki mesela bir tanesi diyor ki benim arkadaşım diyor bu dönemde diyor kulak e, temizleme çubuğundan faydalanıyor diyor. Yani bu kesinlikle çok çirkin bir söylem. Bu sitenin yöneticilerinin bu yorumu kaldırması lazım. Yani bunu her yaştaki insan okuyor, açıyor, okuyor yani. Hayvanlara yapılan zulüm bir başka kişiyi mutlu edebiliyor ne yazık ki. Hastalıklı insan çok çünkü. Ha bu insanlar sonra pişman oluyorlar elbet. Çünkü Tanrı insanın kalbine vicdan diye bir duygu yerleştirmiş. O eninde sonunda bir şekilde insanların kapısını çalıyor ve insanlar doğru yolu buluyorlar ama bu süreç içerisinde birçok canlı zarar görmüş olabiliyor ya da ne bileyim internette bir sürü videolar var diyor ki ensesinden tutun diyor ve şu kuyruk bölümünde bir çukur var diyor bu çukura bastırın diyor kedi zevkten dört köşe olacak diyor bir de bunu kadın söylüyor pek çok erkek de söylüyor. Veteriner hekimler böyle bir şeyi önermiyor. Sadece bir tane veteriner hekim gördüm. Kedinizin kızgınlıkta olduğunu nasıl anlarsınız?" diyor. En sesinden tutuyor, poposuna vuruyor, poposu kalkıyor. Evet diyor şimdi kızgınlıkta. Yani bunu zaten test etmenin gereği yok. Hayvan kızgınlığa girdiği zaman zaten bu son derece gözle görülür bir durum. Ancak bu kadar çok bilginin bu kadar kontrolsüzce yazılması, söylenmesi, uygulamalı olarak gösterilmesi açıkçası beni rahatsız etti. Çünkü 4 yaşındaki bir çocuk da internete giriyor, bunları okuyor veya okutturuyor. İşte 70 yaşındaki insan da giriyor ve her insan bunu farklı yorumlayabilir ve uygulayabilir. Bu Kızgınlık dönemi açıkçası beni çok yordu. Çünkü gece uykusuz kaldım, işte kapıdan çıkıyorum aynı bebek gibi bağırıyor, gitme diyor, başımda dur diyor. E, i̇ştahında azalma oldu ve kısırlaştırılması gerekiyor. Kısırlaştırılma operasyonu da bu süreçte olmuyormuş. Çünkü veteriner hekimin söylediğine göre vücut içerisinde bir basınç oluyormuş. Bu basınç da iyi değilmiş yani bu sırada operasyon yapmak. Yani demek istediğim. E, hayvan sahiplenirken Mutlaka kısırlaştıralım çünkü bu bazıları için ne yazık ki eğlence konusu olabiliyor. Halbuki hayvan burada eğlenmiyor, hayvan acı çekiyor. Bu kızgınlık dönemini herkes farklı yorumluyor. Benim yorumlayışım da yani adeta bir doğum yapıyor. Hani canından can çıkıyor. Tabii biz bunu göremiyoruz. Nasıl ki bir bedenimiz var ve ruhumuz var. Ruhumuzu göremediğimiz gibi bu kedilerin kızgınlık döneminde şu anki kapasiteyle algılayacak ve ve muhakeme yapacak düzeyde değiliz birçok kitap var Bununla ilgili insanlar hala hayvanların ne kadar zeki olduğunu nasıl çözebiliriz nasıl anlayabiliriz diyorlar hepimiz bütün canlılarla aynı dili konuşmuyoruz ama hepimizin ayrı zeka tipleri var Eskiden zeka tek bir Basamakta sınıflanırdı. Zeki, az zeki, orta zeki ve zeki olmayan gibi. Oysa ki şu anda birçok zeka isimlendirmeleri var. Duygusal zeka, onarıcı zeka, içgüdüsel zeka gibi. Hayvanların da zekasını biz şu anki kapasitemizle çözemeyiz, anlayamayız. Ancak kızgınlık dönemi kesinlikle gülünecek. İşte... Dalga geçilecek. Bununla ilgili caps yapılacak bir konu değil. Özellikle de hayvan istismarının hayvana işkencenin bu kadar e, çok olduğu bir dönemde internette yazılanların, işte yapılan videoların da acilen denetlenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor.